Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, anlatılan her konunun sizler için konu anlaşıldı mı adında tarama denemesini hazırladım. Soru çözümlerim taktik bazlı, kısa sürede çözebilmek, soruya bakış açımızı görebilmek adına siz değerli hocalarıma yardımcı olacaktır. Sizlerden ricam, her soruyu ekranda gördükten sonra durdurup önce kendiniz çözün. Sonrasında videoyu devam ettirdiğinizde açıklamayı can kulağı ile dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de dikkate alın. Buyurun başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun manto üzerinde hareket ettiğine kanıt olarak gösterilemez? Saygıdeğer arkadaşlarım, bir yerde yer kabuğundaki hareketlilik, yeryüzünde sıcak su akıntıları ya da termal kaynaklar ya da deprem bölgeleri, aktif fay hatları, volkanik patlamalarla kendini gösterecektir. Eğer bir yer hareketliyse genç oluşumlu olduğunun kesin kanıtıdır. Buradaki sorumuzda da manto üzerinde hareket ettiğine kanıt olarak gösterilemeyen maddeyi bulacağız. Tektonik depremlerin yaşanması, kıyı taraçalarının yüksekte kalması. Arkadaşlar, bir yerde hareketlilik varsa mutlaka tektonik deprem var demektir. Kıyı taraçaları epirojenezle alakalıdır. Yine içerideki mantodaki hareketin yeryüzündeki göstergesidir bu. Kıtasındığı zaman kıyılarda taraçalar, yani basamaklar oluşur. Bu o bölgede kıtanın yükseldiğini, yani denizin gerilediğini ifade eder. Ona regresyon diyoruz. Fay hatlarının oluşması yine depremsellikle alakalı bir durumdur. Organik tortul taşların oluşması. Arkadaşlarım, bunlar canlı kalıntıları sonrasında oluşan kayaçlar olarak bilinir. Kesinlikle mantonun hareket ettiğini kanıt olarak gösterilemez. Cevabımız Denizli olacaktır. Volkanik ada yayları ise okyanus ortasında meydana gelen volkanik patlamalar sonrasında kendini gösterdiği için yine mantodaki bir hareketliliğin yeryüzündeki göstergesidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yandaki şekilde yerin katmanları gösterilmiştir. Bu şekle bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Şekilde yer kabuğunun belli bölümleri gösterilmiş arkadaşlar. Yoğunlukların derinlere gidildikçe arttığını görebiliyorsunuz. Katmanların isimlerini görebiliyorsunuz. Ve kilometre olarak ne kadar derinliklere kadar hangi özelliklerin ortaya çıktığı belli. Biz burada söylenemeyeni arayacağız. Sial kıta karaların altında kalın, okyanusların altında incedir. Şekilde de görüldüğü gibi sialin kıtaların altında kalın, okyanusların altında ince olduğunu fark ediyoruz. Yer kabuğu farklı katmanlardan meydana gelmiştir. Bakın, kat kat göstermiş. Bunları da gözle görebiliyoruz. Kalınlığı en fazla olan katman çekirdektir. Çekirdeğin 2890 kilometreden 6370 kilometreye kadar gittiğini fark ederek, evet, en kalın burasıdır diyebilirsiniz. Kalınlığı en fazla olan katmanın çekirdek olduğu doğrulandı. Dış çekirdeğin yoğunluğu iç çekirdekten azdır. Dış çekirdek 12 gram bölü santimetre küp iken iç çekirdek 15 gram bölü santimetre küptür. Bu da doğru. Yerin derinliklerine inildikçe yoğunluk azalır. Bakın arkadaşlarım, dünyanın merkezine doğru gidildikçe sıcaklık, basınç, yer çekimi ve yoğunluk artmaktadır. Zaten bu bilgimiz var. Burada da göstermiş. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Üçüncü soru. Nikel, demir, silisyum ve magnezyum oranı fazladır. Sıcaklık 2000 derece civarındadır. Bütün mineraller eriyik haldedir. Konveksiyonel akıntılar etkilidir. İç kuvvetlerin enerjisini aldığı katmandır. Bunlara bakılarak diyor, yukarıdaki özellikleri verilen katman hangisidir? Burada zaten iç kuvvetlerin enerjisini aldığı katman dediği zaman zaten olay ortaya çıktı. İç kuvvetler mantodan enerjisini alır arkadaşlar. Kendini gökyüzüne, yukarıya doğru yükselterek farklı şekiller oluştururlar. Eğer oradaki mamayı da beraberinde sürüklerse buna volkanizma, sürüklemeden sadece enerji boşalması olursa deprem, üstündeki kütleyi yükseltmeye çalışırsa epirojenez, kütleleri yükseltip birbirleriyle çarpıştırarak ortada bulunan malzemeyi kıvırıp ya da kırarak yükseltirse buna da orojenez denir. Evet arkadaşlar, buradaki özelliklerden dolayı cevabımız manto olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yer kabuğunda derinlere inildikçe hangisinde bir artış gözlenmez demiş. Biraz önce söylemiştim. Yer kabuğundan derinlere doğru inildikçe sıcaklık, basınç, yoğunluk ve yer çekiminde bir artış gözlenir. Ama fosiller olmaz. Çünkü fosil yer kabuğunda olur. Uzun süren canlı kalıntılarının bir anda yeryüzünde kendini göstermesi anlamına gelir. Yer kabuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş arkadaşlarım. Derinlere inildikçe her 33 metrede sıcaklık 1 derece artar. Bu yeni bir bilgi, güzel bir bilgi, unutulmaması gereken bir bilgi. Biz bunu ders anlatırken her 100 metrede 3 derece şeklinde söyleriz. Doğrudur. Sialin yoğunluğu simadan azdır. Sial üstteki katmandır. Tabii ki yoğunluk az olacak.
Çünkü derinlere inildikçe yoğunluğun arttığından bahsettik. Sial, karaların altında kalın, okyanusların altında incedir. Bir önceki sorumuzda bunu ifade eden bir cümlemiz vardı. Doğrudur. Yer kabuğunun kalınlığı zamanla azalmaktadır. Arkadaşlarım, zamanla azalan bir olay değil, artış gösteren de bir olay değil. Kalınlık belli bir kilometredir. Bu kalınlığın azalması ya da artması aşınma ya da büyük bir patlamayla gerçekleşir. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Cevabımız o yüzden denizli. Simada basınç sialden fazladır. Biraz önce de bahsettik. Derinlere inildikçe sıcaklık, basınç, yoğunluk, yerçekimi artar dedik. Altıncı soru. Arkadaşlarım, yerküre yoğunluğu farklı olan çeşitli katmanların iç içe geçmesi sonucunda oluşmuştur. Yer kabuğu içerisinde fazla derinlere inilmemesine rağmen yerin iç yapısıyla ilgili daha doğru bilgilere aşağıdakilerden hangisi incelenerek ulaşılabilmektedir demiş. Arkadaşlarım, şöyle bir baktığımızda fosiller, okyanus tabanları, deprem dalgaları, yeraltı suları ve mağaralar var. Yer kabuğu içine fazla girmeden dediğine göre, bak, inilememesine rağmen demiş. Dolayısıyla arkadaşlar, cevabımız mağara olacaktır. Yerin içine inilseydi, daha aşağılara gidilseydi daha farklı şeyler ortaya çıkardı. Ama burada sadece mağaralardan yeraltı ile ilgili başka veya farklı bilgilere ulaşılabilmektedir. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış olan alanlardan hangisinin altında sial tabakası daha incedir denmiş. Saygıdeğer dostlarım, sialin ince olduğu yer neredeydi? Denizlerin altında. Biz sadece burada denizdeki bir noktayı bulmamız gerekiyor. Karaların altında sial kalındır, denizlerin altında da incedir. Bu bilgiden yararlanarak cevabımızın 4 olduğu aşikardır. 8. soru. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisi yer kabuğunun genç kıvrımlı alanları arasında yer almaz demiş. Arkadaşlarım, şöyle bir bakıyorum. Kıvrımlı alanlar deyince aklıma Kaledonyen, Hersinyen, Huron ya da Alp Kıvrım Dağları geçiyor. Bildiğimiz üzere Kuzey Amerika'nın ve Güney Amerika'nın batısında Kayalık ve Ant Dağları Alp Himalaya Kıvrım Sistemi ile oluşmuştur. Aynı şekilde Akdeniz'in içerisinden sokulup bizim ülkemizden geçip Süleymaniye, Hindikuş, Himalaya Dağları, Filipinler, Malezya, Mikronezya, Polinezya gibi adalara giden bir uzantı söz konusu. Yani Alp-Himalaya Kıvrım Dağ Sistemi üzerinde 1, 2, 3 ve 5. noktalar bulunmaktadır. 4. nokta çok eski zamanlarda oluştuğu için Peneplen arazisi olarak bilinir. Dolayısıyla cevabımız 4 olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda arkadaşlarım, yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangisinde yer kabuğunun bölümlerinden olan sial tabakasının daha kalın olması beklenir. Sial karaların altında kalındı. Ve böylelikle şöyle bir dünya üzerinde en kalın, en yüksekte hangi nokta vardır diye düşündüğünüzde 2'yi görebiliyorsunuz. Artık 2'nin bulunduğu yerin Güneydoğu Asya'da Himalayaların tepe kısmı olduğunu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla cevabımız burada 2 olacaktır. Eğer en ince deseydi 1 olurdu. Çünkü deniz ortamında seçmemiz gerekiyor. 10. soru. Yer kabuğunun çatlak ve zayıf yerlerinde mağmanın yeryüzüne püskürmesine volkanizma denir. Volkanizmanın daha çok büyük okyanus kıyılarında meydana gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Arkadaşlarım, özellikle bu okyanus ve kıtaların birbirine çok yakın olduğu yerler, volkanizma ve depremlerin en çok görüldüğü yerlerdir. Çünkü buralar levha sınırlarıdır ya da kıta sınırı diyebilirsiniz. Bu levha sınırlarındaki aşırı sürtünme burada volkanik olayları ve depremsel faaliyetleri daha çok gönlünü gösterir. Dolayısıyla bizim cevabımız Bursa olacaktır. Basınç değerleri, epirojenezin hızlı olması, yükseltinin az olması, lavların akışkanlığının fazla olması soruyla pek de alaka kuramayacağımız cümlelerdir. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? Bu size öğrencinin hangi zamanda neyin meydana geldiğini bilip bilmediğini gösterir. Arkadaşlarım, burada Atlas Okyanusu'nun belirginleşmesi, buzul dönemlerinin yaşanması, petrol yataklarının oluşması, Alp-Himalaya kıvrımlarının oluşması, bor ve tuz yataklarının oluşması gibi maddeler içerisinde buzul dönemlerinin yaşanması 4. zamanda meydana gelen bir olaydır. Bu buzul dönemleri ülkemizi pek etkilememiştir. Bu arada ek bir bilgi size verelim. Avrupa'da Günz, Mindel, Ris, Würm ya da Amerika'da Kansas, Nebraska, Illinois, Wisconsin gibi birçok buzul dönemi yaşarken ülkemiz bu buzul dönemlerinden pek etkilenmemiştir. Atlas Okyanusu'nun ortaya çıkması, petrol, lignit, tuz ve bor gibi maden yataklarının oluşması, Alp-Himalaya kıvrım dağlarının oluşması 3. zamanda meydana gelen faaliyetlerdir. Cevabımız yani Bursa olacak.
Bir bölgenin jeolojik yapısı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi elde edilemez demiş. Maden çeşidi yeraltı ile alakalı bir durumdur, edilir. Volkanik faaliyetler edilir. Kaya çeşitleri maden çeşidiyle aynıdır, yeraltı ile ilgili bilgi verebilir. Deprem kuşakları tabii ki deprem fay hatları ile alakalı olduğu için bilgi verebilir. Ama iklimsel özellikler gökyüzünde atmosferik bir faaliyettir. Yeraltı ile ilgili pek de bilgi vermez arkadaşlarım. 13. soru. Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki jeolojik devirlerden hangisinde yaşanmıştır demiş. Arkadaşlarım 3. zamanın sonunda Anadolu dümdüz bir hale geldi. 4. zamanın başında ise toptan yükseldi. Yükselmeye ayak uyduramayan Ege'nin kara parçası çöktü. Bulunduğu yerde Ege Denizi oluştu. Dolayısıyla Akdeniz Ege Denizi'ni oluşturduktan sonra Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile bağlantı kurarak hem Marmara Denizi'ni oluşturdu hem de Karadeniz'de bağlantı kurdu. Belki fırsat bu fırsattır diye de Kıbrıs bizden koptu. Daha sonraki buzul ve insanoğlunun ortaya çıkması. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması, buzul devirleri, insan ve canlı çeşitliliğinin artması 4. zamanda. Yani diğer adıyla Kuaterner döneminde gerçekleşmiştir. 14. sorumuz. Dünyanın oluşumu sırasında yaşadığı çeşitli dönemlere jeolojik devirler denir. Jeolojik devirlerde yaşanan olaylar da birbirinden farklıdır buna göre. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir jeolojik dönemde gerçekleşmiştir demiş. Bakalım. Taş kömürü 1. zamanda oluştu. Bir bölgede taş kömürü varsa o bölgenin çok eski zamanlarda olduğunun kanıtıdır. Ama petrol, lignit varsa yeni bir zamanda oluştuğunu kanıtlar. Lignit yatakları 3. zaman. Petrol yatakları 3. Alp orojenizi bir önceki soruda da vardı 3. Türkiye'nin ana hatlarıyla ortaya çıkması 3. Arkadaşlarım cevabımız Adana olacaktır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri 1. jeolojik dönemde meydana gelmiştir? Gür bitki topluluklarının taş kömürüne dönüşmesi. Arkadaşlarım bu arada taş kömürü bitki kalıntısı, petrol yağlı hayvan kalıntısıdır. Taş kömürü görünce 1. zaman, petrol, lignit, tuz ve bor görünce biz 3. zaman diyeceğiz. Dolayısıyla 1. maddemiz 1. zamana aittir. Petrol 3, buzul devirleri 4, Türkiye'nin bütün olarak yükselmesi de 4. zamanda olduğu için cevabımız yalnız Adana olacak. 16. soru. Yukarıda verilen dağ sıralarından hangilerinin 3. jeolojik dönemde yaşanan orojenik hareketler sırasında oluştuğu söylenemez. Yani kıvrım dağlarından bahsediyor saygıdeğer dostlarım. Toros dağları, Alp dağları, Hersinyen kıvrımları ve Kaledonyen kıvrımları içerisinde biz Hersinyen ve Kaledonyen'in 2. zamanda oluştuğunu bilmeliyiz. Dolayısıyla Toros dağları ve Alp dağları 3. zaman arazisidir. Arkadaşlarım Hersinyen, Kaledonyen, biraz önce 2 dedim pardon, 1. zamanda oluşması gerekiyor. Huron kıvrımları 1. zamandan önce. Hersinyen ve Kaledonyen 2. zamanda. Alp kıvrımları ise 3. zamanda meydana geldi. Yani cevabımız Edirne olacaktır. 17. Yukarıda verilen olaylardan hangileri 4. jeolojik zamanda meydana gelmiştir? Bakalım. Buzul devirlerinin yaşanması 4. Dev sürüngenlerin yaşaması. Arkadaşlarım dev sürüngenler ne zaman yaşadı derseniz biz 2. zaman diyebiliriz. Çünkü 2. zamanda Trias, Jura, Kratese gibi devirler vardı. Belki biliyorsunuzdur Jurassic Park diye bir film vardı. Yani o büyük dinozorları anlatan bir filmdi. Dolayısıyla 2. Biz burada 4'leri arayacağız. Kıtaların birbirinden ayrılmaya başlaması 1 ve 2. zamanda. İklimde bugünkü şartlara geçilmesi yine 4. zamanda. Yani cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Yukarıda verilen olaylardan hangileri 3. jeolojik zamanda meydana gelmiştir? Bor ve tuz yatakları. Bayağıdır söylüyorum 3. zaman. Buzul dönemleri 4. Atlas ve Hint okyanusları 3. Taş kömürü 1. Dolayısıyla B olacaktır bizim cevabımız. Aşağıda verilen jeolojik devirlerden hangisi Türkiye'nin bir bütün olarak yükseldiği jeolojik dönemde yaşanmıştır? Türkiye ne zaman yükseldi arkadaşlarım? 4. zamanda. Yani aslında size 4. zamanda olan bir olaydan bahsetmek istiyor belki de. Veya iyi bir dikkat edersek, aşağıda verilen jeolojik devirlerden hangisi Türkiye'nin bir bütün olarak yükseldiği jeolojik dönemde yaşanmıştır? Kıtaların birbirinden ayrılması, Atlas ve Hint okyanuslarının belirmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması, dev sürüngenlerin ortaya çıkması, karalarda canlı hayatının başlaması. Arkadaşlarım burada 4. zamanda Türkiye'de olan bir olay İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşmasıdır. Kıtaların birbirinden ayrılması, Atlas ve Hint okyanuslarının belirmesi. Bunlar Atlas ve Hint okyanusu için 3. zaman diyebiliriz. A şıkkı için 1. zaman diyebiliriz. Dev sürüngenler için 2. Karalarda canlı hayatının başlaması da yine 2. zamandaki sürüngen hayatıyla beraber başladı diyebiliriz.
Bakalım bu ne olarak gösterilmiş? Evet arkadaşlar, cevabımız Ceyhan olacaktır. Burada hatırlatma yapıyorum. Yanlışlıkla B şıkkına yerleştirmişiz. Hakkınızı helal edin. Burada İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması olacaktır. 20. ve son sorumuz. Yerin yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Sıcaklığı en fazla olan katman mantodur. Hayır, çekirdektir. Sial tabakasının kalınlığı denizlerin altında daha fazladır. Sial kıtaların altında kalın değil miydi arkadaşlarım? Yerin derinliklerine inildikçe akışkanlık azalır. Sıcaklık arttığına göre akışkanlık da artmaz mı? Şöyle bir düşündüğünüz zaman. Yer kabuğu zamanla incelen bir yapıdır. Yer kabuğunun öyle bir özelliği yoktur. İç kuvvetlerin kaynağı yer kabuğudur. Hayır, iç kuvvetlerin ana kaynağı mantodur. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Arkadaşlarım, denemelerimiz bitti. Full yaptıysanız konuya hakimsiniz. 1-4 arası yanlışınız varsa konu tekrarınız gerekiyor. Ve 5 ve daha fazlasıysa mutlaka bir destek alarak yolumuza devam etmeliyiz. Diğer bir konu anlaşıldı mı videosunda görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Yanlışımız olduysa Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.